Papi, neyin var? Bak kuzucuk, dizim kanadı. Kaykaydan düştüm de. Doc McStuffins bana yardım edebilir mi? Tabii ki yardım eder Papi. Sen hemen muayenehaneye geç. Teşekkür ederim kuzucuk. Hop. Hey, dikkatli ol Papi. Neyin var bakalım? Dizimin yarısını temizleyebilir misin doktor? Doktor, acımayacak değil mi? Hayır, hiç merak etme Poppy. Oy, aman yavaş. Oo, çok korkuyorum. Geçmiş olsun Poppy. Bundan sonra Kaykay'la gittiğin zaman daha dikkatli olmalısın. Teşekkür ederim doktor. Uy! Doc McStuffins, bana yardım etmelisin. Merhaba Kedi Noir. Senin sesine ne oldu böyle? Hiç sorma kuzucuk. Bak hiç sesim çıkmıyor. Boğazlarım da ağrıyor. Yarın da konserim var. Doktor bana yardım etmeli. Hemen doktora geldiğini haber vereyim. Birazcık bekle burada. Aa, tabii kuzucuk. Söyle hemen gelsin. Tamam. Bakalım boğazın neden ağrıyor? Aç bakalım ağzını. Boğazların şişmiş. Kızarmış da ayrıca. Soğuk bir şey mi yedin ya da içtin? Bir düşüneyim. Tabii ya. Dün arkadaşım Torola'yla kafeye gitmiştim. Kitty, çok heyecanlı mısın konserin var diye? Ay evet, hem de nasıl? Bütün arkadaşlarım orada olacak. Umarım çok güzel bir konser olur. Oradayken arkadaşımla dondurma yemiştim. Kitty, buradaki donatlar çok güzel. Bence dondurma yerine onu yemelisin. Hayır, ben dondurmayı çok seviyorum. Anladım. Peki, dondurma dışında başka soğuk bir şey yiyip içtin mi? Evet ya. Bir de milkshake içmiştim orada. Anladım. Soğuğu bayağı bir abartmışsın. Ateşin var mı diye bir bakalım. Umarım ateşin yoktur. Yoksa konsere çıkamam. Şanslısın Cat Noir. Ateşin yokmuş. Şimdi bir de kulaklarına bakacağım. Bir bakalım. Her şey normal gibi görünüyor. Peki doktor, sesim ne zaman düzelecek? Yarın konsere kadar iyileşebilir miyim? Bugün sakın soğuk şeyler yiyip içme. Sadece ılık çay iç. Ayrıyetten sana... naneli pastil vereceğim. Çok teşekkür ederim doktor. Dediklerinizi yapacağım. Sizi de yarın konserimi bekliyorum doktor. Görüşürüz. Hoşça kal Kitty. Geçmiş olsun.